Ancak her ibadetin kemali vardır. Her ibadetin eda-i kamili, eda-i nakısı vardır. Yani kamil şekilde eda edilmesi, nakıs şekilde edası vardır. Mesela bir namazı cemaatle eda etmek kamil eda iken, tek başına cemaatsiz münferiden eda etmek nakıs edadır. Üstadım Mahmud Efendi Hazretleri bu ikisini birbirine kıyas ederken hepimizin anlayacağı bir misal üzerinden anlatırdı. Buyururdu ki kıymetli kardeşlerim eğer siz yumurta satan bir tüccar olsanız yumurtanız çarşamba pazarında 1 lira olsa Beykoz pazarında da 20, 27 liraya yahut 25 liraya alıcı bulacak olsa acaba bir tüccar olarak bir yumurta satıcısı olarak yumurtamızı hemen yanımızda olsa da iki adım ötemizde olsa da çarşamba pazarında mı tezgaha koyarız yoksa yayan yürüme pahasına da olsa geceden yola çıkıp Beykoz pazarında mı malımızı pazarlarız? Tabii ki hele böyle bir zamanda insanların maddi sıkıntı yaşadıkları, aldıklarını verdi, veremeyip verdiklerini alamadıkları bir dönemde hiç kimse malını 1 liraya satmak istemez. Bunun için kilometrelerce, belki şehirler arası sefer yapmak icabetse de hiç düşünmeden malını 27 kat satacağı pazara gider. Devletler de böyledir. Milletler de böyledir. Şirketler de böyledir. Bütün çabamız ürettiğimiz şeyi en kıymetli şekilde pazarlayabilmek için değil midir? 1 lira yerine 25 lira karı duyan kim acaba bundan geri durabilir? İşte kamil eda gerçekleştiği zaman namazın cemaatle kılınması durumunda Allah celle celaluhu münferiden kılınmasına nispetle insana 25 kat bir rivayete göre 27 kat fazla mükafat veriyor.